Merhaba arkadaşlar, ben Burcu Dönmezer. 1 Mart'ta yapılacak olan TYT sınavımızın Türkçe cevap anahtarıyla karşınızdayız. Hazırsanız eğer birinci sorumuzla başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse parça dünyada ne gibi güçlükler olduğunu anlamak, insanın başına neler gelebileceğini öğrenmek anlamını kazanmış olur. Endonezya'da tamamen yerli hayatına karışabileceğimiz bir adanın Tete Batu köyünden başladık yolculuğa. Dünya nüfusunun büyük kısmının sadece pirinç ile nasıl hayatta kaldığını anlamak için hasada gittik çalışmaya. Pirinç tarlasında birkaç gün çalışmak en kolay yollardan biri sanırım. Her gün aynı saatte damacanadan dökülürcesine yağan yağmura şükrettim. Olmasaydı yanardık. Suyun her haline minnettardım. Şimdi deyimlerin anlamlarına bir bakalım. Oyuna gelmek arkadaşlar, aldatılmak, kandırılmak anlamında kullanılır. O yüzden A olduğunu söyleyemeyeceğiz. İki ayağını bir pabuca sokmak, acele ettirmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Gömlek eskitmek, ömür sürmüş olmak, yaşamak anlamında kullanılan bir deyimdir. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak, hayat tecrübesi kazanmak, güçlükler olduğunu anlamak, başına neler geleceğini bir öğrenmek anlamında kullanılır. Kabına sığmamak ise coşmak, sabırsızlanmak anlamında kullanılır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacak. İkinci sorumuza bakalım. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Binbir gece masalları her gece bir başka kapısının çalındığı binbir odalı bir sarayda geçer aslında. Duvarları düşlerden örülü bu sarayda her kapının ardı hayatın farklı bir yüzünün aynasıdır. Bu yüzden kapı adedince renk, öykü, insan vardır bu sarayda. O eski masalların hepten iyi, erdemli, masum yahut hepten kara lekelerle dolaşan tiplemeleri artık aynı öyküyü paylaşmaktansa koca sarayda ayrı odalara çekilmiştir. Altı çizili cümleye bakalım arkadaşlar. Hepten iyi, erdemli, masum ya da hepten kara lekelerle dolaşan tiplemelerden bahsediyoruz. Hepten iyi olan biri başka bir özelliğe sahip olamaz. Hepten kötü olan biri başka bir özelliğe sahip olamaz. Tek yönlü özelliğe sahip olduklarını aktaracak bize altı çizili sözcük. O yüzden doğru cevabımız da A şıkkı olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kültür içerdiği değerler sayesinde iş yaşamına dinamik bir unsurdur demiş. Buradan arkadaşlar hepsini bir okuyayım, ondan sonra yerleştirelim. Bu değerlerden birisi de atasözleridir. Bu bağlamda atasözlerin bir yaptırım gücü olmasa da iş yaşamına nokta nokta rolünden bahsetmek mümkündür. Öte yandan iş yaşamının önemli dinamiklerinden bir diğeri de yönetim paradigmalarıdır. Her iki olgu da iş yaşamının verimli bir şekilde sağlayacak unsurlardır demiş. Ben şıklardan gitmek istiyorum. En alttan başlayacağım. Her iki olgu da iş yaşamının verimli bir şekilde görülmesini sağlayacak olacağını düşünmüyorum. Yürütülmesini sağlayacak olabilir. İş yaşamının verimli bir şekilde yaşanması olacağını sanmıyorum. İş yaşamının verimli bir şekilde akması, bu da olmaz. Yani ya B şıkkı ya D şıkkı olabilir. Şimdi gelelim ikinci boşluğumuza. Bu bağlamda atasözlerinin bir yaptırım gücü olmasa da iş yaşamına kolaylık veren. Atasözlerinin kolaylık verme gibi bir etkisi olacağını düşünmüyoruz iş yaşamına, değil mi? Atasözleri iş yaşamına ışık tutabilir. Kültür içerdiği değerler sayesinde iş yaşamına yön veren dinamik bir unsurdur. Atasözleri iş yaşamına ışık tutar ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak unsurlardır diyeceğiz. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Söylemek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir düşünceyi ileri sürmek, haber vermek, önceden bildirmek, tahmin etmek, sipariş etmek anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? Ali Bey'in bir hafta sonra dayanamayıp döneceğini söylemiştim. Önceden bildirmek diyebiliriz. Burada geçimimi nasıl sağladığımı görenler gidip ona mutlaka söylerler. Buna haber vermek diyelim.
Saz şairleri şiirlerini genellikle saz eşliğinde söylerdi. Bu dursun. Babam aç olduğumuzu anlayınca bize hemen kebap söyledi. Yani bize kebap sipariş etti. Fecraticiler Servet Fünuncuların yeterince batılı olmadığını söyler. Bir düşünceyi ileri sürerler. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkı ile ilgili bir anlam kullanılmamış diyeceğiz. Beşinci sorumuzda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir eylem gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Yanlış batılılaşma ve taşradan büyük şehre göç konularının işlendiği hikaye 1947 yılında Şişli'de kaleme alınmıştır. Çerçi Halil işlerini büyütünce Anadolu'da yaşadığı kasabadan İstanbul'a karısı ve kızı Nebile ile birlikte taşınır. Küçük bir kasabadan büyük bir şehre taşınan ailenin kızı ölçüsüz bir hayat yaşamaya başlar. Sürekli pahalı kıyafetler alır, sinemalarda gezer, pahalı pastanelere gider. Anne ve babasının kendisi gibi İstanbul ayak uydurmadığını düşünerek onlardan utanır. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Neden E şıkkı olacak diye düşünürsek eğer utanıyor. Utanması bir sonuçtur. Peki utanmasının gerekçesi nedir? Anne ve babasının kendisi gibi İstanbul ayak uydurmadığını düşünmesi. Bu yüzden kendisi utanacak. Bu da eylemin gerekçesi olarak verilecek. Cevabımız E şıkkı. Altıncı sorumuz bir birleştirme sorusu. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şehir merkezinin 5 kilometre kadar dışındaki bir tepe üzerine kurulmuş Harput, Elazığ'ın en eski yerleşim merkezi. Anadolu'yu Orta Doğu'ya bağlayan ticaret yolları üzerindeki bu şehrin tarihi M.Ö. 2000'li yıllara uzanıyor. Şıklarımıza bakalım nerelerden ne eleyeceğiz. Elazığ'ın en eski yerleşim merkezi olan ve tarihi M.Ö. 2000'li yıllara uzanan Harput, şehir merkezinin 5 kilometre dışındaki. Buradan gider çünkü 5 kilometre kadar diyor, yaklaşıklık var ama burada net bir şekilde 5 kilometre olduğunu söylemiş. A'yı eledik. B'ye bakalım. Elazığ'ın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ve tarihi M.Ö. 2000'li yıllara uzanan Harput şehri. Elazığ'ın en eski yerleşim merkezlerinden biri değil, Elazığ'ın en eski yerleşim merkezidir Harput. O yüzden B'ye de gitti. Seçenek sunmuyor bize. Sadece Harput olduğunu söylüyor. Elazığ'ın en eski yerleşim merkezi olan ve tarihi M.Ö. 2000'li yıllara uzanan Harput şehri, şehir merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışındaki bir tepede Anadolu'yu Orta Doğu'ya bağlayan ticaret yolları üzerine kurulmuş. Olabilir. C şıkkımız dursun. D'ye bakalım. Elazığ'ın en eski yerleşim merkezi olan ve tarihi M.Ö. 2000'li yıllara uzanan Harput şehri, şehir merkezinin sadece 5 kilometre. Burada sadece 5 kilometre dediğinde yine netlik verir ama bize kadar yani yaklaşıklık anlamı veriyordu. D şıkkını da eledik. E şıkkında da Elazığ'ın belki de en eski yerleşim merkezi olan demiş. Burada bir belkimiz var. Belki netlik değildir ama ne diyoruz burada? En eski yerleşim merkezi olan Harput bir netlik olacak. O yüzden E'yi de eledik. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, 7. sorumuza devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Sırasıyla gitmek istiyorum. Birinci cümlede felsefenin tanımı yapılmıştır. Felsefe, tanıma, bilme ve yapma esaslarının bilimidir. Felsefe nedir sorusuna cevap alabilirim. Evet, tanımı yapılmıştır. İkinci cümlede felsefenin bir işlevi belirtilmiştir. Bütün bilimleri kapsar. Bunların sonuçlarından genel bir dünya görüşü çıkarır. Evet, işlevi belirtilmiştir diyebiliriz. Üçüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Tarih boyunca felsefenin en fazla işbirliği içinde olduğu, en çok etkilendiği ve etkilediği kültürel alan bilim olmuştur. Bilimi diğerleriyle karşılaştırmış, en fazla işbirliği, en çok etkilendiği, etkilediği demiş, karşılaştırmamız da yapılmış. Dördüncü cümlede gerçekleşmeyen bir durumdan söz edilmiştir. İnsanı ve evreni tanımayı amaçlayan felsefe, bilimlerin bu konulardaki verilerinden haberdar olmalıdır. Şimdi burada bir amaç söz konusu ve bir
öneri sunulmuş diyebiliriz. Öneri cümlesi karşımıza gelmiş diyebiliriz. Ama gerçekleşmeyen bir durumdan söz edilmiyor. D şıkkımız dursun. Bir E'ye bakalım. Beşinci cümlede felsefenin bilime katkısı vurgulanmıştır. Öte yandan doğru bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim, doğru bilginin kaynakları, şartları ve sınırları konusunda felsefenin yol gösterici çalışmalarına ihtiyacı vardır. Evet, bilime katkısı da vurgulanmıştır diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet, dil bilgisi konularına geçelim. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada ses olaylarından hangileri yoktur demiş bizlere. Bir süredir araştırmacılar çevresinden, burada bir tane görüyorum. Çevre kelimesi arkadaşlar, kökümüz çevirmektir. Çevirmekten çevre olmuştur. O yüzden i sesi düşmüştür. Ünlü düşmemiz var. 2'yi eledik. 2 olanları çıkarıyorum. C şıkkımız gitti. Aldı. Aldıktır. Dik ekindeki K yumuşamaya uğramıştır diyeceğiz. B de gitti. 1 olanları da eliyorum. D ve E şıkkılarımız kaldı. Uzaya gönderen boyalar, plastikler, hatta ahşap malzemeler üretiyorlar. Enerji tüketmeden sıcaklığını düşük tutmayı başaran bu malzemelerin yakın gelecekte, gelecek D demiyoruz, gelecek T diyoruz. Ünsüz benzeşmemiz de var. 3 olan şıkkımızı da eledim. Ünlü daralması ve ünsüz türemesi karşımıza gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim 9. sorumuza. 9. sorumuz yine hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci cümlemin yükleminde yardımcı fiil kullanılmıştır. Büyük veri çağında kullandığımız birçok cihazın bizimle ilgili bilgiler toplaması insanların farklı davranışlar sergilemesine neden oluyor. Olmak yardımcı fiili kullanılmıştır. A'yı eledik. İkinci cümlenin yüklemi geçişli bir fiilden oluşmuştur. Bir ürünü sepetinize eklemeniz kişiliğinizin tespit edilmesinde kullanılabiliyor. Geçişli fiil arkadaşlar nesne alabilen ya da nesnesi olan fiillerdir. Nesnelerimizin soruları neydi? Ne, neyi, kimi ve nereyi sorularını sorarak ben nesnelerimi bulabiliyordum. Ya da fiilimizin başına onu kelimesini getirdiğimizde anlamlı oluyorsa eğer geçişli fiildir demiştik. Burada kullanılabiliyor, onu kullanılabiliyor anlamsız olacak. Sorularımızı da soralım. Neyi kullanılabiliyor? Kimi kullanılabiliyor? Bakın cevap alamıyorum. Nereyi kullanılabiliyor? Alamıyorum. Geçişli bir fiil değil, geçişsiz bir fiilden oluşmuştur. O yüzden cevabım B şıkkı olacak ama diğerlerine de bir bakalım. Üçüncü cümlede zarf fiil grubuna yer verilmiştir. Birçok veri kaynağından toplanan bilgiler derlenerek sizinle ilgili tahminler yapılıyor. Arak, erek, zarf fiilim var. C'yi de eledik. Dördüncü cümlenin yüklemi çatı değiştiren bir ek almıştır. Yüklemim çıkarılabiliyor. Çıkarılabiliyordu arkadaşlar. İl ekimiz edilgenlik yapan ekimizdir. Çatıya değiştiren bir ek almıştır diyebiliriz. Beşinci cümlede hem edat hem de bağlaç bulunmaktadır. Elbette bu sınıflandırmalar o kadar edatımız, daha da bağlacımız olacak. Ancak yine bağlaç olarak karşımıza gelecek. O yüzden edat ve bağlacımız da bulunmaktadır diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı olacak. 10. sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlananın sıfat tamlamasından oluşmuş bir isim tamlaması vardır? Şimdi arkadaşlar, tamlamalar dediğimizde iki tane unsurumuz var biliyorsunuz. Tamlayan ve tamlanan. Bize bu soruda tamlananın sıfat tamlamasından oluştuğunu ve bu tamlamanın bir isim tamlaması olduğunu soracak. Yani bize şu an burayı soruyor. Bakalım. Oyun ve oyuncular bir toplumun kültürel zenginliğini açığa çıkaran halk kültürü ürünlerindendir. Ben burada bir durmak istiyorum. Toplumun kültürel
zenginliği. Toplumun tamlayan ekini almış, zenginliği de iyilik eki dediğimiz tamlanan ekini almış. Burası bir isim tamlaması oluşturacak arkadaşlar. Belirtili isim tamlamasıdır. Toplumun kültürel zenginliği dediğimizde nasıl zenginlik? Kültürel zenginlik bir sıfat tamlamasıdır. Burası tamlanandır. Burası da tamlayanımız olacak. İsim tamlamamız oluşmuş olacak. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı diyeceğiz. Gelelim 11. sorumuza. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? Buğulu ılık bir camın arkasındaki tepsilerde dizilmiş oturtma, musakka, sarma, türlü ve başka patlıcan yemekleri aynı koyuluktaki bir yığın içinde bekliyorlar. Sırtları bu yığın dışına çıkmış bir yığın yarı baygın köfte de yaz sıcağında çamura girmiş mandaları hatırlatıyor. İştahım açıldı. Bir patlıcan musakka, bir pilav ve bir tabak türlü isteyip oturdum. Tatlı ne var diye sordum. Kadayıf varmış getirdim. Şimdi nasıl tepsi, hangi tepsi camın arkasındaki sıfat yapan kiğimiz var. Bu sıfattır. Dizilmiş, oturtma, musakka, sarma türlü ve başka patlıcan yemekleri. Nasıl yemek? Dizilmiş yemek. Sıfat fiili kim var? Sıfattır. Hangi patlıcan? Başka patlıcan. Bir ismi belirttiği için yine sıfat diyeceğiz. Hangi koyulukta? Aynı koyulukta yine bir ismi belirttiği için sıfat diyeceğiz. Ama tatlı ne var derken bir ismi nitelemiyor ya da belirtmiyor. Kendisi direkt bir isimdir. Bir yiyeceğe isim olarak kullanılmaktadır. Şekerli ürünlere genel verdiğimiz bir isimdir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı diyebiliriz. Gelelim 12. sorumuza. Bir öge sorusu, ögelerin sıralanışı ile ilgili. Bu cümlenin ögelerinin türü ve sıralanışı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Selim olduğu yerden Zümrüt Hanım'ın bu acayip ve zalim hikayeyi hiç de kendi maceralarını hatırlamadan sakin ve tatlı güldüğünü görüyor. Görüyor yüklem. İlk yüklemimizi buluyoruz. Gören kim? Selim Özlemiz. Şöyle baktığımda A gitti, C de gitti. B, D ve E kaldı. Selim neyi görüyor? Neyi sorusunu soracağım. Zümrüt Hanım'ın bu acayip ve zalim hikayeyi hiç de kendi maceralarını hatırlamadan sakin ve tatlı güldüğünü görüyor. Neyi sorusunu sorduğum için belirtili nesne diyeceğiz. Nereden, nereden görüyor? Olduğu yerden, nereden sorusu da bana dolaylı tümleci yani yer tamlayıcısını verecek. O yüzden özne, yer tamlayıcısı, belirtili nesne ve yüklem sıralaması beni D şıkkına götürecek. 13. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yaklaşma durumu ayrıç içinde verilen işleviyle örtüşmemektedir? Kelime gruplarında ve cümlelerde eylemin yöneldiği veya yaklaştığı varlığın adı yaklaşma çekimine girer. Bu durum ekinin ana işlevi yaklaşmadır. Yaklaşma işlevinin dışında birçok işlevi de bulunmaktadır demiş. Yaklaşma ekimiz arkadaşlar A ve E ekidir. Şimdi bakalım işlevlerine. Bu sınav bana biraz zor geldi. Burada kullanılmış. Bana göre. Evet, bu bir bakış açısıdır. A'yı eledik. Ölüm hayata tercih edilmez. Benzetme demiş. Burada ölümü hayata ya da hayatı ölüme benzetme gibi bir durum söz konusu değil. Ölüm hayata karşı tercih edilmez gibi bir anlam var. B şıkkımız dursun. Bir namus belasına düştük yollara. Yollara düşmüşüz. Yollara düşmemizin nedeni bir namus belası olması. Evet, bir nedenimiz var. Namus belasına yollara düştük derken C'yi de eledik. Osmanlıcayı 3 aya öğrenmelisiniz. 3 ay kadar bir zamanınız var. 3 ay zamanımız var. Bunu da eledik. Sana yardım etmeye geleceğim. Sana yardım etmek amacıyla geleceğim. Bu da amaç bildirecek. Ama ölüm hayata tercih edilmez derken bir benzetme ilgisi karşımıza gelmeyecek.
Evet, noktalama işaretleriyle bir soru karşımızda. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bakalım. Şairin kendi dönemini aşabilmesi için geleneğin içinde olması gerekir. Hilmi Yavuz bu durumu, tırnak koyabiliriz, dünyanın yaşayan en büyük şairi olarak nitelediği Eliot'tan alıntı yaparak şöyle anlatır. Bakın, bir konuşma geliyor, buraya iki nokta koyabiliriz. Bir başka yerde de şöyle diyor Eliot. Yine bir konuşma daha geliyor, bakın. Buraya da iki nokta koyabiliriz. Bir sanatçının gelişmesi demek, onun kendi şuurunun dışında taşabilmesi, kendini geleneğin bir parçası haline getirebilmesi demektir. Şimdi burada bir tırnak kapanmış, burada da zaten açılmıştı. Eğer ben tırnak işaretinin içerisinde ekstra başka bir şey belirtmek istiyorsam tek tırnak kullanırım. Şöyle baktığımda iki tane tek tırnakla başlıyor, D'yi gitti. Hilmi Yavuz durumu, tırnakla başlıyoruz yine. A ve C'yi de eledik. B ile E arasında kalacağız. Tırnak, tırnak, iki nokta, iki nokta, tek tırnaklarımız bizi E şıkkına götürecek. 15. sorumuz, hangisinde virgül getirilemez demiş bizlere. Elbette Eber'in yaban hayatına ait kuşlar uzaklardan gelenin, Eber'in balıkları da yerli köylüsünün hakkı değildir yalnızca. Direkt cevabı söylüyorum. Cevabımız B şıkkı. Neden getirilemez? Çünkü köylüsünün hakkı bir tamlamadır. Tamlamaların arasına noktalama işareti, virgül girmez arkadaşlar. O yüzden cevabımız da B şıkkı olacak. Yazım yanlışları ile ilgili bir sorumuz var. Hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuş. Doğru cevabımız E şıkkı diyeceğiz. Mozeyiye, mozaik bu şekilde yazılmaz. Mozaik, Y harfi olmayacak yazımımızda. O yüzden de E şıkkına yöneleceğiz. Yine yazım yanlışlarından bir soru. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Direkt cevabımıza gidiyorum. C şıkkı olacak cevabımız. Ya istiklal ya ölüm arkadaşlar. Baş harfleri, bağlaçların küçük harfle yazılır. Özel isimlerin arasındaki bağlaçlar küçük harfle yazılacak. Evet, bu cümle başında olduğu için büyük harfle yazıldı ama bunun küçük harfle yazılması gerekecek. O yüzden 17. sorumuzun cevabı C şıkkı diyebiliriz. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Roman yazmak tarih yazmak anlamına gelmez ama roman da yaşanarak yazılır. Tarihe not düşer, tarihten bir sayfadır. Eğer şu yeryüzünde at üzerine roman yazılacaksa bunu da Türkler yazmalı diye aklımdan geçerdi. Yaşanmış bir at medeniyeti, oluşmuş bir at kültürü varsa o da Türklerde mevcuttur. Türk tarihinde atın yerini görmezlikten gelmek bir kültürün büyük bir bölümünü yok saymaktır ki bu da nesiller arası kopukluklara sebep olacaktır. Cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi arkadaşlar, eğer o kültürü, atın olduğu kültürü yok sayarsak bir kültürü bölümünü yok saymak zorunda kalacağız. Bizden önceki bir kültür yok sayılırsa biz o kültürü hiç bilmeyeceğiz ve kendimizden öncekilerle bir kopukluğa sebep olacak. O yüzden 18. sorumuzun cevabı A dememiz doğru olacak. Evet, 19. sorumuzda sıra. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Hoca Ahmet Yesevi düşüncesinin temelinde aşk vardır. Bu sıradan bir muhabbet değildir, ilahi aşktır. İlahi aşk Allah'ı, insanı, tüm yaratılmış varlıkları sadece Allah için sevmektir.
Ahmet Yesevi, hakikat yolunda canını satarak Allah aşkını satın almaya davet etmektedir. Bu kendini feda etmek veya Allah yolunda kendisini kurban etmektir. Fedakarlık ahlaki değerlerin en yüksek derecesidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Neden derseniz eğer. Buraya kadar, yani dördüncü cümleye kadar ilahi aşkın ne olduğundan bahsetmiş bana. Ama dörtten sonra da bu kısımda ilahi aşkın nasıl kazanılabileceğinden bahsetmiş. İkisi farklı konular olduğu için C şıkkından itibaren ayırmamız daha doğru olacak. 20. sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Tarih düşüncesi ilk kapsamlı açılımını Hristiyan düşünce geleneği içinde bulmuştur. Herodot, Tukides ve Ksenofanes gibi yazarlar kendi dönemlerinin hadiselerini kayıt altına alarak tarih yazıcılığının ilk örneklerini vermişlerdir. İlk çağ felsefesindeki döngüsel zaman anlayışı yerine Hristiyanlık Adem'in cennetten düşüşüyle başlayan bir zaman ve tarih anlayışı ortaya koyar. Artık burada döngüsel zaman anlayışının aksine başlangıcı olan ve belirli bir ereğe doğru ilerleyen çizgisel, gelişimci bir zaman anlayışı ortaya koyar. Augustinus'un tarih felsefesi bu kaynaktan beslenir. Düşüncenin akışını bozan arkadaşlar B şıkkı olacak. Şimdi ilk cümlemizde tarih düşüncesi ilk kapsamlı açılımını Hristiyan düşünce geleneği içinde bulmuştur. İlk çağ felsefesindeki döngüsel zaman anlayışı yerine Hristiyanlık Adem'in cennetten düşüşüyle başlayan bir zaman ve tarih anlayışı ortaya koyar. 1 ve 2 de tarih düşüncesinin açılımını ve anlayışını ortaya koyarken 2'de arkadaşlar ilk örneklerinden bahsetmiş. Ama ilk örneklerini buraya sıkıştırmaması gerekiyordu. O yüzden 5 şıkkı düşüncemizin akışını bozacak. 21. sorumuz. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çocuklarımıza at koyma geleneğinde gülün ancak kitap hacminde eserle anlatabilecek önemli bir yeri vardır. Gülün daha çok kızlarımıza yakıştığı muhakkaktır ama Türkçemiz erkekleri de gülden mahrum kılmayacak kadar cömert davranmıştır. Türk'ün Avrupa içlerindeki temsilcisi Macaristan'da Gül Baba türbesidir. Gül Baba oraları fethe gitmiş bir Bektaşi dervişidir ve adını unutturan lakabını yanında daima gül taşımasından almıştır. Belki yurdu dağıtılıp talan edilen Ahıska Türklüğünden, Ahıska gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti, söyleyin Sultan Mahmut'a İstanbul kilidi gitti diye feryadu figan eden sesi Gül Ali Baba'da böyle biri idi. Şimdi kişisel görüşlere yer verilmiştir diyor. Gül'ün daha çok kızlarımıza yakıştığı muhakkaktır mesela. Tamamen kişisel bir görüş olacak. A'yı eledik. Düşünce örneklerle pekiştirilmiştir. Evet, Türklerin Avrupa içlerindeki temsilcisi Gül Baba'dan bahsediyoruz. Örneklerimizi de verdik. Alıntıya yer verilmiştir diyor bizlere. Evet, burası bir alıntı olarak karşımıza gelecek. C'yi de eledik. Tartışmacı bir anlatıma başvurulduğu görülmüyor arkadaşlar. Karşılaştırma yapılmıştır. Evet, Gül'ün daha çok kızlarımıza yakıştığı, erkeklere biraz daha yakıştığından bahsetmiş ama Türkçemizin de cömert olduğunu kenara da eklemiş. O yüzden karşılaştırma da vardır. D şıkkı tartışmacı anlatıma başvurulmuştur. Yanlış cevabımızdır. 22. sorumuz. Bu parçada anlatılanlar yukarıdaki yargılardan hangilerini örneklendirmektedir? Platon öldüğünde 80 yaşındaydı ve son ana dek yazmaya devam etti. Sokrates'in yaşlılığı da böyleydi. Panantansun isimli kitabını 94 yaşında yazdığını kendisi söylüyor. Sonrasında 5 yıl daha yaşamıştır. Onun öğretmeni olan Leontinili Georgias da 107 yaşına kadar yaşamış, gayretine ve çalışmasına ara vermemiştir. Niçin bu kadar uzun süre yaşamak istediği sorulunca yaşlılığı suçlamam için bir nedenim yok demiştir. 1. İnsanlar gençken sevdikleri işlere kendilerini adarlar ve aktif bir yaşam sürerlerse yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde dinlenmeye çekilmek yerine kendilerini daha fazla geliştirmek için çalışırlar. Bu bir dursun.
Bireyin zihinsel ve fiziksel fonksiyonları yaşına bağlı olarak yaşam kalitelerinde azalmalar meydana geldiği için bazı yaşlılar yaşlılığı suçlarken bazı yaşlılar ise yaşamdan zevk almaya devam etmektedir. Bundan bahsetmiyor bizlere. İnsanın gelişim sürecinde birbirini izleyen yıllarda organlarda yenilenmenin yavaşlaması, durması ve yıpranma olayının başlaması ve fiziksel değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Organlardan zaten bahsetmiyoruz. Ama yaşlılığı suçlamam için bir nedenim yok. Kendileri yaşlanmışlar, sevdiği işlere kendilerini adamışlar, aktif bir yaşam sürseler de yaşlandıklarında da kendilerini geliştirmek için çabalamışlar ve çalışmışlar. Yaşlılığı hiçbir şekilde suçlamamışlar. O yüzden 22. sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. 23. sorumuz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya dendiğinde birçoğumuzun aklına ilk gelen uçsuz bucaksız bozkırlarda at süren göçebeler oluyor. Bizim atalarımızın da içinde bulunduğu Orta Asya halkları göçebeydi. Bozkır'da egemen olan kültür hep göçebe kültürü olmuştu ama Orta Asya tarihi aynı zamanda yerleşik halkların da tarihidir. Kazı bilimci Friedrich Hiberts Karakum Çölü'nde yaptığı kazılarda bölgenin tarihini açıklığa kavuşturacak kanıtlara rastladı. Bunlar bölgedeki uygarlığın neredeyse Mezopotamya uygarlığı kadar eski ve onun kadar parlak olduğunun kanıtlarıydı. Hibert'in bulguları Sümerler kadar eski uygarlıkların ipuçlarıydı ve Orta Asya'nın yerleşik kültürlerine ve dikkat çekiyordu. Atın Orta Asya'da da kültürü demiş, attan bahsetmiyoruz. At hiçbir şekilde yok. Orta Asya'daki uygarlıkların izleri, diyebilmemiz için bize bıraktıkları tarihi bir takım maddeler olabilir, eşyalar olabilir, gereçler, bir yazı olabilir. Öyle bir iz göremiyoruz. Bu metinde öyle bir şeyden bahsetmiyor. Tarih öncesi Orta Asya uygarlığı, evet bunu diyebiliriz. Göçebeydi diyor, bazıları yerleşikti. Bulgularda ipuçlarla da rastlandı, kimlerin yaşadığı ile ilgili. O yüzden tarih öncesi Orta Asya uygarlığı dememiz daha doğru olacak. Uygarlıklar arası etkileşimden bahsetmiyor bizlere ya da toplumun özelliklerinden de bahsetmiyor. C şıkkı diyeceğiz. 24. sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce düşüncenin akışına göre şiiri meydana getiren dörtlüklerin ilk üç mısraları kendi aralarında kafiyelenir cümlesi getirilmelidir. Aşıklık geleneğinde ayak sözüyle dörtlüklerin son mısralarındaki kafiye kastedilir. Bu kafiye ise genellikle ilk dörtlüğün ikinci mısrasında başlatılır. Halbuki ayak bunlardan bağımsız olarak dördüncü mısralar arasında bir kafiye bütünlüğü arz etmek durumundadır. Bir başka deyişle aşık şiirleri iki çeşit kafiye sistemiyle vücuda getirilir. Birincisi dörtlüklerde ilk üç mısrada oluşturulan kafiyeler, ikincisi ise dörtlüklerin son mısrasında ses birliği sağlama esasına dayalı olarak meydana getirilen kafiyeler. Cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü cümleden önce getireceğiz. Bu kafiye ise genellikle ilk dörtlüğün ikinci mısrasında başlatılır. Şiiri meydana getiren dörtlüklerin ilk üç mısraları kendi aralarında kafiyelidir. Halbuki ayak bunlardan bağımsız olarak yani ikinci mısradan, ilk üç mısradan bağımsız olarak dördüncü mısralar arasında olur demiş. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Bir bütün oluşturma sorusu. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur? Şimdi baktığımızda arkadaşlar, meşhur Bursa'da zaman şiiri diye başlayacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bunun en önemli sebeplerinden biri belli ki bir öncesi var. Şiirde üstad adettiği Yahya Kemal'in bunun bir öncesi olması lazım. Tıpkı Haşim'de olduğu gibi yine aynı şekilde bunun öncesi olması lazım. Dördüncü cümlemizle başlıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımızın öncelikle şair saydığı bir büyük isimdir. Şiirde üstad adettiği Yahya Kemal'in yolundan gitmez şair olduğunu söyledi. Daha sonra şiirde Yahya Kemal'in yolundan gitmediğini söyledi. Daha sonra meşhur Bursa'da zaman şiiri hariç
Tanpınar Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik ve mitoloji derslerinden halefi olduğu Ahmet Haşim'in izindedir. Tıpkı Haşim'de olduğu gibi küçük bir kitap teşkil eden şiirleri hakkıyla değerlendirilmiş değildir. Hakkıyla değerlendirilmemiş olmasının sebeplerinden biri, Tanpınar'ın ölümünden sonra daha çok hikayeci ve romancı yönlerinin öne çıkarılmasına bağlıdır. O yüzden sıralamamız 4, 3, 1, 5 ve 2 şeklinde olacak. Bize hangisi sonuncu olur diye sormuş. Doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz. Bu parçaya göre felsefenin birinci görevi aşağıdakilerden hangisidir? Platon bütün bu felsefi bilmelerin temel motifini yaratanın sevgi olduğunu belirler. Phaedrus ve Sipposyon diyaloğu incelendiğinde sevgi bütünüyle güzel ve iyiye yönelmiş diye açıklar. Çünkü sevgi ilahi olan bir tür delilikle ruhu yükseltir ve ruh hakikate doğru yönelen bir yola girebilir. Felsefenin birincil görevi görünen ve fiziksel güzelliğe duyulan aşkın ötesine geçmeyi sağlamaktır. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Ruhun yükselişine yol göstermeyi araştırmaktır. Şimdi asıl görevi görünen ve fiziksel güzelliğe duyulan aşkın ötesine geçmek. Görünen bir şey, gözle gördüğümüz bir şey varsa, fiziksel bir güzellik varsa karşımızda, bunun ötesi görünmeyendir. Manevi kısmıdır. Ruhtur. Ruhun yükselişidir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı diyeceğiz. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İnsan doğanın bir parçası olarak doğanın içindedir. Ama insan düşünen yani öznel bir varlıktır. İnsan bilinçli faaliyetiyle bir yandan doğayı insanileştirerek doğayla birleşirken, öte yandan da kendi insani özünü adım adım geliştirerek doğadan farklılaşır. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. İnsan doğa içinde erimiş ve ondan farksız bir doğa parçası değildir. Dediğimiz gibi doğanın bir parçasıyız. Bunu unutmuyoruz. Ama doğa içinde bir farklılığımız da yok. Doğa içinde erimiş, ondan farksız bir parça halindeyiz. 27. sorumuzun cevabı da A şıkkı olacak. 28. sorumuz. Bu araştırmanın sonuçlarından hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Okuma alışkanlığı öğrencilerde eleştirel düşünmeyi beslemektedir. Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı arasındaki ilişki ortaya koymak için 71 kişilik 9. sınıf öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları aşağıda verilmiştir. Yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip öğrenciler, düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip öğrencilere göre akademik olarak daha başarılıdırlar. Yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip öğrenciler dersinde daha başarılıdırlar. Yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip öğrenciler matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, Türk Dili Edebiyatı ve tarih derslerinde akademik olarak daha başarılıdırlar. Eleştirel düşünme eğilimleriyle İngilizce dersi akademik başarılar arasında bir ilişki bulunmamıştır. Yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip öğrenciler derslerinde akademik olarak daha başarılıdır demiş. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak. Kitap okuma alışkanlığı anlama, kavrama ve analiz becerisini yükseltme anlamında katkısı olacak. Akademik açıdan, ders açısından öğrencilerin başarısını arttıracak. 28. sorumuzun cevabı B. Gelelim 29. sorumuza. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Schiller'e göre sanat bir oyundur ve insan gerçek özgürlüğe ancak sanat yoluyla ulaşabilir. İnsan sanatla uğraşırken kendini zamandan koparılmış gibi hisseder. Bu ise oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyişimize benzer. Biz insanlığımızın burada dış kuvvetlerin darbesine maruz kalmamış denecek kadar saf ve tam olarak ortaya çıktığını anlarız. Doğru cevabımız
C şıkkı olacak. İnsan oynadığı sürece insandır diyeceğiz. Biz insanlığımızı oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyişimize benzeteceğiz. İnsanlığımızı ona benzeteceğimiz için oynadığımız sürede ortaya çıktığını anlayacağız. İnsan oynadığı sürece insandır diyeceğiz. 30. sorumuz. Bu parçada anlatılanlar yargılarından hangileriyle çelişmektedir? Bakalım. İnsanlar şunu bilmelidir ki tüm mutluluğumuz, sevinçlerimiz ve neşemiz gibi kederlerimiz, acılarımız, endişelerimiz ve gözyaşlarımız da yalnızca beynimizden kaynaklanmaktadır. Bu organımız sayesinde düşünüyor, görüyor, işitiyor ve çirkinle güzeli ayırt ediyoruz. Aynı organ ile deliriyor ya da kendimizden geçiyoruz ve korkulara paniğe kapılıyor, uykusuzluk çekiyor, uykuda yürüyoruz. Beyin insan davranışlarının kaynağı olan temel organdır. Evet, davranışlarımızı etkiliyor. Bir gitti. İnsanların duygu, düşünce ve tutumlarının kaynağı kalptir. Hayır, kalp değildir, beyindir. İki çelişecek. İki olmayanları eliyorum. Biri de elemiştim, bir olanı da eledim. Bakalım. Duygu ve davranışlarımızla ilişkili tek ve en yetkili organ beynimizdir. Evet, duygularımızı yönetecek kendisi. Üçümüz de gitti. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacak. 31. sorumuz. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Kitabı yazmaya başladığımda 40 isimle sınırlandırmayı kararlaştırmıştım. Daha önceden bu listeye kesin gireceğini tahmin ettiğim yazarlarda yanılmadım. Ama bazı yazarları bütünlüklü olarak okuduğumda mecburen elemeler yapmaya başladım. Böylece bazı öykücüler dışarıda kaldı. Kuşkusuz modern öykücülüğümüzün kuruluş, gelişimi ve nitelikli bir kimliğe kavuşma sürecini eksiksiz olarak ortaya koymak için bu sürece pek çok yazarın dahil edilmesi gerekirdi. Ne var ki bunun imkansız olduğunu söylemek bile fazla. Bir sayıya sabitlemek gerekiyordu. Bu yüzden sadece türün önemli durakları, Türk öykücülüğüne kimlik ve belirgin ton kazandıranlar kitaba girdiler. Cevabımız arkadaşlar 31. sorumuzun E olacak. Kitabınızı 40 öykücüyle sınırlandırmanızın özel bir nedeni var mı? Bakın, listeye kesin gireceğini tahmin ettiğim yazılarda yanılmadım. Sınırlandırmaya karar verdim. Elemeler yaptım. Ama birçok yazarın dahil edilmesi gerekirken bunun imkansız olduğunu söylüyorum. Belli bir sayıya sabitlemek gerekecekti. O yüzden türün önemli durakları, Türk öykücülüğüne kimlik kazandıranları kitaba ekledim. Hepsini alamayacağım için E şıkkı cevabım olacak. 32. sorumuz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir kimsenin Picasso'nun resimlerini veya Beethoven'ın müziğini anlamıyorum demesi yersizdir. Özellikle resim sanatında kesin bir açıklama yapılamaz. En iyisi herkesi kendi seziş kabiliyetine göre eserlerin tesirine terk etmesidir. Paul Klee, sanat görünen şeyleri göz önüne sermez, onları görünür kılar demiştir. O halde eşyaya peşin hükümlerle bakılmadığı takdirde hiç beklemediğimiz ve göremediğimiz şeyleri göreceğiz ve bulacağız. Çünkü sanat, duyguları başka bireylere aktarma çabasının farklı ve etkili bir yoludur. Etkili olma sanatsal anlamda etkileyici olmanın da başka bir yoludur demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Sanat eserleri duyguları yönlendirir. Çünkü sanat, duyguları başka bireylere aktarma çabasının farklı bir etkili yoludur. Etkili olmanın başka bir yoludur. Duyguları yönlendirir diyebiliriz. 33. sorumuz. Bu parçada söz edilen kitap ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kitabımızın yazımında hiç kuşkusuz bu tür çalışmaların hepsinde olduğu gibi birçok kitap, makale, ansiklopedi, dergi, hatta gazete yazılarından yararlandım. Bilimsel etik gereğince yararlandığım bu kaynaklar kitabımızın sonunda listelenerek verildiği gibi sadece alıntılar yapılan kaynaklar da sayfa altlarında dipnot olarak belirtilmiştir.
Kitabımızın son bölümünde sözcükler dizini başlığı altında kitapta geçen adlar, anahtar sözcükler, deyimler ve terimler alfabetik bir düzende sunulmuştur. Ayrıca son kısımda birkaç sayfa tutan küçük bir sözcük bulunmaktadır. Burada kitapta geçen birçok anahtar sözcük için açıklamalar vardır demiş. Bilimsel olarak, bilimsel ahlak ve titizlik gösterilerek hazırlanmıştır. Etik gereğince yararlandığım demiş. A'yı eledik. Bilimsel konular ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu bir dursun. Geniş bir çalışmanın ürünü, evet burada geniş bir çalışma yaptığından bahsetmiş. C'yi de eledik. Kavramların geçtiği sayfalara ulaşma kolaylığı sağlamıştır. Evet, sözcükler dizini dipnotlar eklemiş, bir sözcük oluşturmuş. Bunu da eliyoruz. Kimi terimlerin anlamına ulaşma olanağı sunmaktadır. Evet, sözcük küçük bir sözcük oluşturmuş kendisi. E'yi de eleyeceğiz. Ama bilimsel konuları ele alarak değerlendirmiştir söz konusu değil. Bilimsel böyle bir şeyden bahsetmiyor bizlere. O yüzden 33. sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. 34. sorumuz. Bu parçada Dede Korkut hikayelerindeki Türklerle ilgili bilgilerinden hangileri yoktur? Çeşitli karakterler etrafında gelişen Dede Korkut hikayeleri Türklerin törelerini, inançlarını ve kahramanlıklarını konu edinirken şefkat, şeref, namus, sadakat gibi kavramları ve yas tutma, ölüler için aş verme gibi gelenekleri de yansıtır. Ayrıca yaşamın değeri, ölümün anlamı gibi konularda da felsefi görüşler sunar. Aile birliği, sorumluluk, sevgi, dürüstlük, saygı, estetik, cesaret, dayanışma, vatanseverlik ve cömertlik hikayede farklı değer ve kavramlara değinilse de genellikle bir hikayenin belli bir değere yoğunlaştığı görülür. Dirse Hanoğlu Boğaçan aile birliğinin önemini, salur kazan tutsak olup oğlu Uruz'un çıkarması, adalet ve dürüstlüğü, salur kazanın evinin yağmalanması, cömertliği öne çıkarır diyeceğiz. Şimdi... Benimsenmiş ve yerleşmiş yaşama şekilleri, evet metinde bize o dönemdeki insanların yaşama biçimlerinden bahsediyor. Bir kesinlikle vardır, o yüzden bir olanları eliyorum. Manevi birikimleri, evet manevi geleneklerinden, birikimlerinden bahsedecek bizlere iki olan şıklarımızı da eliyorum. Yeryüzüne yayılışları, yeryüzündeki yayılışları bir mekan, bir yer verilmemiş bana, üç diyemem. Dünya görüşleri, evet, aile birliği, estetik, dayanışma, vatanseverlik, cömertlik gibi değer ve kavramlara değinilmiş, dünya görüşlerine de yer verilmiştir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak. 35. sorumuz, bu parçada söz edilen yapıt ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kitapta yazar kendini göstermekten, ben buradayım demekten hiç çekinmiyor. Benim hesaplaşmam burası. Bunlar benim deneyimlerim, benim çağımın hüzünleri, benim gezdiğim caddeler, benim ayrılıklarım, benim cenazelerim ve benim tanıklıklarım diyor. Kurgu gerçekleri çoğu zaman yakından geçiyor, gerçeklerden parçalar koparıyor. Hatta zaman zaman onların ta kendisi oluyor. Yazar tüm öykülerde içeriden sesleniyor, orada olduğunu gösteriyor. Yazarın sesini taşıdığını söyleyeceğiz, içeriden seslenecek kendisi. Yaşantısıyla örtüşecek, benim tanıklıklarım, benim ayrılıklarım deyip aktarıyor bizlere. Otobiyografik nitelik gösterdiğine diyebiliriz. Evet, kendi yaşamını aktarıyor diyebiliriz. C'yi de eledik. Kişisel yaklaşımlar içerdiğini, evet tamamen yazara ait bir unsur olduğunu, yazara ait bir şeylerin bulunduğundan bahsedecek. D'yi de eleyeceğiz. Ama her okuyucuya seslendiğini söyleyemeyiz. Yazara ait bir şeylerden bahsediyoruz. İlgi çeken okuyuculara ait olacak. O yüzden E şıkkı diyeceğiz. 36. sorumuz. Bu parçadan hareketle Mamure Kalesi ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 23.500 metrekarelik bir alan kaplayan Mamure Kalesi, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar olmak üzere birçok uygarlığın etkisiyle yapılmış mimari ögeler taşır. Birçok medeniyetin izlerini barındırmaktadır. Anamur civarında egemen olmuş devletlerin kaleyi bu kadar önemsemeleri yapının denize hükmeden konumundan ileri gelir. Gerek gözetleme kuleleri, gerekse de mazgallı siper ve hendek alanıyla Mamure Kalesi gelişmiş bir savunma sistemine aittir.
sahiptir. Öyle ki pencereleri bile iç taraftan dışa doğru daralan bir biçimde yapılmıştır. Böylece bir savunma anında iç taraftan okların rahat atılması, dışarıdan atılan okların içeriye isabet etmesinin zor olması sağlanmıştır. Kolay fethedilemez bir yapısı vardır diyebiliriz. Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olduğunu bize söylemiyor. Sadece 23.500 metrekarelik bir alanı kaplamış. En büyük veya en küçük dememiş. 1 ve 3 olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. 37. ve 38. soruları birlikte cevaplayacağız. Roman türü şehrin ürünüdür büyük oranda. Şehri yaratan uygarlık süreci, romanı da insanı arama, anlama süreci olarak önümüze koymuştur. Kent yaşamının karmaşıklığı, çelişkileri, kaygıları oluşturduğu duygu ve düşünce dünyası romanların ana izleklerinden birine haline gelmiştir. Kentin yaşama biçimi romanların kahramanlıklarını çerçeveleyen bir olgudur aynı zamanda. İşte bu nedenlerle yazarların neredeyse tümü bakışlarını şehirlere çevirmiştir. Bunu bir dekor olarak düşünmemişler, aksine neredeyse şehrin kendisini bir roman kahramanı gibi algılamışlar. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kentleşme ile birlikte roman türü ortaya çıkmıştır. Şehrin ürünüdür büyük oranda diyebiliriz. A gitti. Roman insanı çözme, kavrama aracı olarak değerlendirilmiştir. İnsanı arama, anlama süreci olarak önümüze koymuştur. Şehrin atmosferi ve etkisi romanın temel temalarından biri olmuştur. Kent yaşamının karmaşıklığı, çelişkileri, kaygıları ana izleklerinden biri haline gelmiştir. C'yi de geledik. Romanlar şehir dışında herhangi bir mekana yer vermemiştir dursun. Şehir romanın temel unsurlarından biri olarak düşünülmüştür. Metinde zaten şehir ürünüdür demiş. O yüzden E'yi de eleyeceğiz. Ama başka bir mekana, herhangi bir mekana yer vermemiştir gibi bir cümle karşımıza çıkmayacak. Cevabımız D şıkkı olacak. 38. sorumuzda da bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde biri diğerinin etkisinde ortaya çıkan iki olgudan söz edilmiştir diyor. Roman türü şehrin ürünüdür büyük oranda. Şehri yaratan uygarlık süreci romanı da insanı arama, anlama süreci olarak önümüze koymuştur. Uygarlık süreci önümüze koyacak şehrin ürünüdür diyeceğiz. O yüzden iki olgudan söz edilmiştir. A şıkkı cevabımız olacak arkadaşlar. Roman türü şehrin ürünüdür. Şehri yaratan uygarlık süreci romanı da insanı aramaya, anlama süreci olarak önümüze koymuştur. Neden? Amacı ne? Uygarlık süreci olması. O yüzden A şıkkı diyebiliriz. Ve son iki sorumuz, yine 39. ve 40. soruları birlikte cevaplandıracağız. 39. sorumuz, bu diyalogda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde. 40. sorumuzda bu diyalogdan hareketle yazar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi bu tarz sorulu, boşluklu sorularda arkadaşlar son paragrafta, yani son metinden başlamanızı öneririm. İlk metin birazcık daha yanıltıcı olabilir. Hikaye yazma isteğini bana Sait Faik ilk okuduğum hikayeleri verdi. Sonra çevreme, insanlara, kendi içime nasıl bakılacağını gene onun hikayeleriyle öğrendim. Sait Faik'in kişiliğim üzerinde büyük etkileri oldu. İkimiz de her kişiye üzerinde uzun uzun durulup düşünülecek birer dünya gözüyle bakıyorduk demiş. Şimdi ikimiz de uzun uzun durulup düşünülecek birer dünya gözüyle bakıyorduk. Birlikte yaptıkları bir şeyden bahsetmiş. Yani ortak bir yönden bahsetmiş diyebiliriz. İkinci sorularımıza bakalım. Hikaye yazmaya nasıl karar verdiniz? Olmaz. Sanatınızı etkileyen sanatçılar kimlerdir? Hayır. Sait Faik'le benzer yönlerinizi anlatır mısınız? Olabilir. Ortaklıktan bahsediyoruz. Sanatınızı biçimlendiren unsurlar nelerdir? Hayır. D'yi de eledik. Hikaye anlayışınıza kimi yakın buluyorsunuz? Belki. Olabilir.
Bugün sosyal sanat yaptığını savunanların çoğu Fecrati'ye özgü bir romantizm havası taşıyan şiir ve hikayeler yazıyor. Gökyüzünden geçen bulutlar insanların ızdırabını ağladı gibi mısralarla sosyal sanat yaptıklarını sananlar kimseyi anlatamazlar. Ben öykülerimde Kişioğlu'nu kendimce anlatıyorum. Bence bir kişinin iç dünyası uçsuz bucaksızdır. Sonsuz meselelerle doludur. Toplum da bireylerden kurulduğuna göre demiş. Sosyal sanattan bahsediyoruz. Neden özellikle birey üzerinde duruyorsunuz? Olmaz. Sizin sosyal sanat yapmamak, yazılarınızda fazla ferdi kalmakla itham ediyorlar. Ne dersiniz? Ben öykülerimde kendimce anlatıyorum demiş. Kimse beni bununla suçlayamaz. O yüzden C şıkkı cevabımız olacak ve gelelim son sorumuza. Bu diyalogdan hareketle yazar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kendisi arkadaşlar bireyin iç dünyasına eğilmektedir diyeceğiz. O yüzden cevabımız B şıkkı olacağız. Bence bir kişinin iç dünyası uçsuz bucaksızdır cümlesi de bize bunu götürür diyebiliriz. Evet arkadaşlar, sorularımızı bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.